Ay nasıl seviyor ya Rabbim evet. Ya. Ay niye ağlıyorsun? Ya. Efendim yüksek müsaadenizle sunuma başlıyorum. Çok seviyorsun değil mi? Önce kendimi tanıtayım. Ben Mesut Özmo. Büyük alkışlarla Mehmet Kocadon! Evet, herkese iyi akşamlar. Çocuğumuzdan, engelli kardeşimden, yaşlımdan, gencimden şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Umurça sanki evlerdeki ışıklarını kapatmış, hepsi bugün burada. Biz kahve toplantısına geldik ama miting havasına dönüşmüş. Onun için bu soğukta dahi benim için bu fedakarlığı yapan bu güzel kardeşlerime, bu Umurça Mahallesi'ne artık hizmet yapmak da bizim borcumuz olsun. Zaten Umurça'ya geldiğimde 2009'da bir söz vermiştim. Vedat biliyorsun değil mi? Muhtarım, Zeynep'im biliyorsun değil mi bu sözü? Demiştik ki Umurça'yı kordon yapacağız demiştik. Evet, bakın Umurça kordon oldu. Işıl ışıl yanıyor Umurça arkadaşlar. Işıl ışıl yanıyor. Ve sizlerle o günlerde yaptığımız görüşmelerde özellikle eski mezarlıklarımızla ilgili sıkıntılarımız vardı. Şu anda mezarlıklarımız bir çiçek bahçesine döndü. Artık çocuğumuz mezarlığın kenarından geçerken korkmuyor. Hatta saygı duyuyor ölüsüne. O güzelliklerin içinde olduğu için. Onun için arkadaşlar ölümüze de, dirimize de, yaşlımıza da, çocuğumuza da, gencimize de, engellimize de sahip çıkan bizler bu oluşturduğumuz mecliste de bu gruptan hepsini içimize aldık. Onun için bütünlük, birlik, beraberlik sağladık. Kısacası arkadaşlar sizlerle beraber Bodrum'un geleceğine, huzurlu geleceğine 30 Mart'ta mühür vuracağız. Huzuruna vuracağız Bodrum'un arkadaşlar bu mühürü. Huzuruna, geleceğine, birlikte beraberliğine vuracağız. Artık bundan sonra büyükşehir dediğimiz bir kavram var. Bunları gelip size burada anlatmıyorlar. Büyükşehir kavramı. Büyükşehir müsaade etmedikten sonra arkadaşlar Bodrum Belediye Başkanı olarak şu caddeye bir tane kazma dahi vuramazsın. Ama biz avantajlıyız. Biz farklıyız. Çünkü niye? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhuriyet Halk Partisi ve Osman Gürün başkan alacak. Bodrum'u da Mehmet Kocadon ve Cumhuriyet Halk Partisi alacak. Onun için biz projelerimizi anlatabiliriz. Altına imza atabiliriz. Ama başkaları sadece tavsiye eder. Çünkü bugün büyükşehir kavramına baktığımızda İstanbul'a, işte Kocaeli'ne, İzmir'e baktığımızda aklınıza bir tane belediye başkanı gelir arkadaşlar. İlçe belediye başkanlarının hiçbiri gelmez. Bodrum'a gelecek yatırımların hızlı bir şekilde olabilmesi için arkadaşlar hem Muğla Büyükşehir'de hem Bodrum ilçede Cumhuriyet Halk Partisi'nize oyunuzu verin ki arkadaşlar bu hizmetler hızlı bir şekilde gelsin. Birinci geçim kaynağımız turizm. Eğer doğamıza, denizimize sahip çıkamazsak turist bu güzel Bodrum'a niye gelsin? Onun için çevremize ve altyapımıza hızlı bir şekilde müdahale etmemiz lazım ki bu eksiklerimizi hızlı bir şekilde gidermemiz lazım ki Bodrum'un turizmi devam etsin. Şimdi Tanrı'nın bize bir lütfu bu güzel Bodrum. Lütfen sandığa gidin ki bu oylarınızı kullanın ki yakalamış olduğumuz Bodrum'un bu yükselişini dünyada ve Avrupa'da artık kesmeyelim arkadaşlar. Sakın ha sivil toplum örgütleriyle beraber iç içe çalışan, birlik beraberlik içinde çalışan Bodrum Belediye Başkanı olarak Mehmet Kocadon'un bu iğmesini artık durdurmanın bir anlamı yok. belediyeciliği iyi bilen birinin yönetmesi lazım. Belde belediyelerinden geldik mi arkadaşlar? 10 yıl belde belediye başkanlığı yaptık. Beldeleri tanıyor muyuz? Sorunlarını biliyor muyuz? Biliyoruz. Ve 5 yılda Bodrum Belediye Başkanlığı yapıyoruz mu? Yapıyoruz. Bodrum'da birçok kamusal alanları geri döndürdük mü? Döndürdük. Yıkılmaz dediler. Yıktık mı arkadaşlar? Yıktık. Geçilmez dediler. Geçtik mi arkadaşlar? Geçtik. Halkımla beraber, esnafımla beraber Türkiye'nin ilk kentsel değişim projesini Gümbet'te uyguladık mı arkadaşlar? Uyguladık. Demek ki artık bu birikim bizlerde Bodrum'un tek belediye olunca doğru ismin Mehmet Kocadon olduğunu hepiniz biliyorsunuz.